Efendim, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi sürerken aşı seferberliği de büyüyerek devam ediyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararla 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlarla 12 yaş üstündekiler de aşı olabilecekler. Okulların açılması öncesi alınan bu karar aşılama hızını ve salgının seyrini ne yönde etkileyecek? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü ile konuşacağız. Sayın Özlü, iyi akşamlar diliyoruz efendim. Hoş geldiniz. Teşekkürler, iyi akşamlar. Sayın Hocam, hemen sormak istiyorum. Tabii yüz yüze eğitim Eylül ayında başlayacak. Bu kez Sağlık Bakanlığı da, Milli Eğitim Bakanlığı da kararlı okulların açılması anlamında öğrencilerimiz okullarına kavuşacaklar. Bu anlamda da bu yeni alınan karar, 15 yaşa kadar düşürülmesi aşılamanın bir hayli önemli olsa gerek. Siz neler düşünüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, artık okulları açmak zorundayız. Yani daha fazla okulları kapalı tutamayız. Bunu mutlaka başarmalıyız ne olursa olsun. Bu açıdan aşılama önem arz ediyor. Çünkü okulların açılmasıyla birlikte bulaşma riskinde de bir artış bekleniyor. Çünkü yeni delta varyantı maalesef diğer daha önceki virüslerin aksine olarak özellikle lise çağındaki, üniversite çağındaki gençleri erişkinler kadar sık yakalayabiliyor ve onlar da erişkinler kadar bulaştırıcı olabiliyor toplumda. Dolayısıyla ilkokul, okul öncesi çağ daha güvenli. Onlarda bulaşma ve bulaştırma düşük ama belli bir yaştan sonra gençlerde de erişkinler gibi bulaşma ve bulaştırma oranları yükseliyor. Bu bakımdan aşılamanın önemi var. 16 yaş üzeri aşılama bence bu açıdan çok zamanında doğru bir adımdı. Tabii sadece çocuklarımızın aşılanması yeterli değil. 12 yaş üzerinde de biliyorsunuz kronik hastalığı olan ya da bağışıklığı baskılayan herhangi bir durum ya da tedavisi olan çocuklarımız da aşılanacak. Bu da güzel onları korumak açısından ama sadece bu yeterli değil. Okula giden çocukla teması olan bütün erişkinlerin de aşılanması lazım. Yani bir evde, bir hanede okula giden bir çocuk varsa o hanede oturan anne, baba, işte o çocukla teması olan dede, nine, teyze, hala, işte her neyse aile, bizde geniş aile yapısı hala çok geçerli. O çocukla teması olan bütün erişkinlerin iki doz aşısını mutlaka yaptırmış olması gerekiyor. Bu açıdan kalan süreyi iyi kullanmak lazım. Hala aşılanmamış ya da aşılanmasını tamamlamamış olanlar varsa ya aşılamayı yaptırmalılar. Tabii okulda çalışan personel, okuldaki öğretmenler, servis şoförleri, serviste çalışan elemanlar da buna dahil. Evet. Peki hocam, 3. dozdan sonra yapılan 4. dozlar için de yeni bir karar açıklandı. 3. dozu hatırlatma aşısı olarak biliyorduk ancak 4. doz konusunda çok da bir bilgimiz yok. 4. doz aşılar hakkında bilgi verebilir misiniz? Kimlere ve ne zaman yapılıyor bu aşılar? Aslında 4. doz aşılama tıbben gerekli değil ve faydalı da değil. Çünkü 3. doz hatırlatma yapıldığında 2 doz inaktif aşının üzerine 3. doz hatırlatma gerek inaktif aşı olsun gerek mRNA aşısı olsun 3. doz olarak yapılması yeterli. Bu oldukça güçlü bir antikor yanıtı oluşturuyor ve yeterli koruma sağlıyor. Bunun üzerine ekstradan bir 4. doz yaptırsanız da ekstra bir koruma sağlamıyorsunuz ve gerek yok. Ancak bu karar şunun için gerekliydi. İşte Avrupa Birliği'ne seyahat etmek istiyorsanız Avrupa Birliği'nin onayladığı aşıdan 2 doz yaptırmış olmanız gerekiyor. Bu açıdan 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptırdığınızda siz aslında tek doz BioNTech yaptırmış gibi görünüyorsunuz. Dolayısıyla aşı sertifikanız geçersiz oluyor. Tabii Avrupa'da eğitim alanlar var. Bilimsel amaçla, turizm veya ticari amaçla seyahat etmek isteyen yurttaşlarımız var. Onların bu talepleri ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere böyle bir izin oluşturuldu. Ama teknik bir hata olmuş. Bütün herkese 4. doz hakkı verilmiş gibi bir durum ortaya çıktı. Ama sanıyorum düzeltiliyor şu anda. Hı hı. Yurt dışına çıkanları kapsayacak bir aşı bir şekilde anlamış olduk. Bir de COVID-19 geçiren yurttaşlara 3 ay sonra aşı yapılıyordu. O süre de indi, 1 aya
indi. Bu COVID geçiren hastaların aşılama süreciyle ilgili yine kafada karışıklıklar da oluştu tabii ki. Bu süreci de bize anlatır mısınız? COVID geçiren bir hasta aşılarını ne zaman yaptırmalı, kaç doz yaptırmalı? Şimdi COVID-19'u geçiren kişilerde antikor cevabı oluşuyor. Yani aşılama konusunda adeta aşılanmış gibi oluyorlar. Ama her geçirende aynı düzeyde olmuyor bu antikor cevabı. Özellikle yaşlı popülasyonda, kronik hastalığı olanlarda, bağışıklık sistemini baskılayan durumu olanlarda ve hastalığı hafif geçirenlerde ya da asemptomatik geçirenlerde antikor cevabı sınırlı kalabiliyor ve kısa sürebiliyor. Antikorlar hızlı bir şekilde kaybolabiliyor. Onun için önceden olduğu gibi en az 6 ay geçsin ya da 3 ay geçsin, ondan sonra aşılanın dediğiniz zaman bu popülasyon özellikle antikor cevabının güçlü olmadığı ya da kısa sürede kaybolduğu olgularda aşılama yapamıyordunuz. İşte bu durumu dikkate alarak, yani antikor cevabının herkeste aynı olmadığı dikkate alınarak böyle bir esneklik kazandırılmış oldu. Özellikle dediğim gibi yaşlı, kronik hastalığı olan, bağışıklığı baskılanmış grupta ve hastalığı asemptomatik ya da hafif olarak geçirenlerde hastalığı geçirdikten bir ay sonra da aşı yapılabilecek artık. Peki ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarına bakarsak 85 milyonu geçti. Genel durumda aşılama hızında bir artış var diyebilir miyiz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu aşılama hızını ve alınması gereken yeni uygulama ve önlemler de ekleyebilir miyiz bu sürecin daha hızlanması için? Fena gitmiyor aslında. Dikkat ederseniz son zamanlarda günlük aşı sayılarımız 1 milyonun üzerinde, 1,5 milyona yaklaştığımız günler de oluyor. Yani bir artış var, bir ilgi var aşılanmaya. Ama yeterli mi derseniz henüz daha yeterli düzeyde değiliz. Çünkü nüfusumuzun geneline oranlandığında Türkiye'de 2 doz aşısını yaptırmış kişilerin oranı %39, %40'lar civarında. Bunu en az %70'lere çıkarmamız lazım. Ama hala aşıyı yaygın hale getiremedik. Ama bu sadece bizim sorunumuz değil. Dünyada en iyi aşılamayı yapan ülkelerde bile genelde çift doz aşısını yaptırmış olan popülasyonun oranı %60, %64'lerde geziyor. En iyi ülkeler için söylüyorum. Türkiye'nin durumu da fena değil aslında pek çok dünya ülkesiyle karşılaştırıldığında. Ama aşılamayı teşvik etmek bir ölçüde de hani bu aşılamanın bir yerde belli alanlarda riski azaltmak için teşvik edilmesi, zorlanması pek çok ülkede gündeme gelen konulardan bir tanesi. Bizde de belki bu tür tedbirler o gündeme gelebilir. Sayın Bakan da hani kendi açıklamasında bunlardan bahsetmişti. Evet, Türkiye'de aşı karşıtlar ya da kararsızların toplamına bakarsak %35 gibi bir oran çıkıyor. Aşı yaptırmayı ihmal edenlerin başında da gençlerin geldiği söyleniyor hocam. Yani ilk zamanlarda hastalık olduğunda yaşlıları daha çok etkiliyordu. Ancak delta varyantı ile birlikte gençlerin de bu hastalığa yakalandığını, hatta ağır geçirdiğini, belki vefatların bile olabildiğini de gördük. Gençlerdeki bu ihmali neye bağlıyorsunuz ve biz bu gençleri de nasıl aşıya yaklaştırabiliriz? Çünkü toplu bağışıklık başka türlü kazanılamayacak. Yine bir aşı teşviki de gerekiyor bu anlamda. Haklısınız Gülşah Hanım, çok haklısınız. Şu anda ben COVID-19 tedavisi yapan bir servisin ve yoğun bakımı olan bir bölümün yöneticisiyim. Aynı zamanda polikliniğimiz de var COVID-19 ile ilgili. Biz önceki yılda COVID-19 servisimizde yatırdığımız hastaların önemli bir kısmı sağlık çalışanıydı ve 65 yaş üzeriydi ve kronik hastalığı olan kişilerdi. Ama şimdi böyle kişiler hemen hiç yok serviste, yoğun bakımda hiç yok. Genelde yoğun bakım ve servisimizde yatırdığımız hastalar genç ve kronik hastalığı olmayan, önceden sağlıklı olan kişiler. Maalesef delta varyantı gençleri de ağırlık olarak tutuyor ve ağır hastalığı neden oluyor. Dikkat ederseniz günlük ölüm sayısı çok yüksek. Bugün 180'i aşan kişiyi kaybetmişiz. Yani düşünün ki büyük bir sel felaketi yaşadık. 70 küsur yurttaşımızı kaybettik ama COVID'den biz her gün 180 kişi, 160 kişi, 150 kişi kaybediyoruz. Yani her günde bu tekrarlıyor. Bu çok ciddi bir kayıp. Yani bunu göz ardı edemeyiz. Gençler maalesef kendilerini sağlıklı hissediyorlar. Yani
ben atlatırım, sorun olmaz, ağır hasta olmam diye düşünüyorlar ama öyle değil. Şu anda bizde yatan hastaların çoğu çok pişman. Yani keşke aşımı yaptırsaydım, önemsemedim, ben gencim, bunun hakkından gelirim diye düşündüm ama öyle değilmiş diyorlar, pişmanlıklarını ifade ediyorlar. Onun için genç yurttaşlarımızın da bir an önce aşılamalarını yaptırmaları, tamamlamalarında fayda var. Çünkü Delta varyantı maalesef yaş ortalamasını düşürdü. Evet. Yani daha genç ve daha sağlıklı kişiler artık hastalanıyor. Evet. Bugünkü vefat sayısını siz söylediniz zaten. 183 oldukça yüksek bir oran, yine yükselmeye başladı. Yeni vaka sayısı da 21.692. Önümüzdeki süreç hakkında neler öngörüyorsunuz sevgili hocam? Yani Eylül-Ekim ayları, sonbahar ayları geldiğinde, grip vesaire diğer hastalıklar da eklendiğinde COVID vakalarında bir artış öngörüyor musunuz? Evet, evet. Maalesef şu an itibariyle vaka sayılarımız hala yüksek seyretmeye devam ediyor. 20 bin bandında, 25 bin bandında günlük oynamaları saymazsak bu arada devam ediyor. Bu oldukça yüksek bir rakam ve vefatlar çok fazla. Yani çok sayıda vefat var her gün. Evet. Dolayısıyla bunu mutlaka düşürmek zorundayız. Tatil hareketliliği çok fazla. Yani özellikle turizm sezonu nedeniyle tatil beldelerinde çok büyük bir nüfus var. 100 binlik, 200 binlik tatil belgelerinde 500 bin, 1 milyon nüfus toplanmış durumda ve çok yoğun insan hareketliliği karşılaşması var. Maalesef maske kullanılmıyor, mesafeye dikkat edilmiyor, salgın bitmiş gibi davranıyorlar. Oysa salgın bitmedi, dünyada devam ediyor. Sadece Türkiye'de değil, yani baktığınız zaman dünyada günlük vaka sayıları 750 binleri zorluyor şu an itibariyle ve günlük ölümler 10 binleri aşmış durumda. Yani pandemide bir hız kes veya duraklama yok. Pandemi hala dalgalanmaya ve yükselmeye devam ediyor. Onun için tedbirlere uymak lazım. Kapalı alanlarda çok kalmamak lazım. Kalabalıklara sokulmamak lazım. Mesafeyi korumak lazım. Kalabalık alanlarda maskeyi korumak lazım. Bunları dikkate almadığımız zaman bu tatil sonrasında ciddi bir artışla karşılaşabiliriz. Okulların da açılacağını düşünün. Evet. Sadece milli eğitim olarak bakmayın, üniversiteler var. Türkiye'de 18 milyon öğrenci var, 8 milyon da üniversite öğrencisi var. Öğretmenler, okul yöneticileri vesaire de kattığınız zaman 30 milyonluk bir hareketten bahsediyoruz. Dolayısıyla sadece okul olarak da değil, yani yurtlar, işte restoranlar, kafeler, toplu taşımada servisler, hepsi ciddi bir hareketli ve bulaş kaynağı olacak. Dolayısıyla hani muhtemelen Ekim ayında, Kasım ayında ciddi vaka sayılarında artışla karşı karşıya kalabiliriz. Bunu önleyebiliriz Gülşah Hanım. Bunun tek yolu, şu anda tek silah elimizde, aşı. Onun için hızlı ve yaygın bir şekilde aşılamayı yapabilirsek bu öngördüğümüz kötü senaryo gerçekleşmez. Ve buna çok ihtiyacımız var. Çünkü artık ülke olarak çok bunaldık. Evet. İnsanlar bu pandemiyi geride bırakmak istiyor. Tekrar yasaklamalar, kısıtlamalarla karşı karşıya kalmayı hiçbirimiz istemiyoruz. Evet, bunu daha ancak aşıyla yapabiliriz. Evet, gerçekten istemiyoruz artık. Sevdiklerimizi kaybetmek istemiyoruz. Dünyanın pek çok ülkesinde de sizin az önce söylediğiniz gibi gördük, aşı karşıtı olup da hastalığa yakalandığında çok pişmanım, keşke bir fırsatım olsa da geriye dönsem, aşımı yaptırsam diyenlerin sayısının ne kadar yüksek olduğunu da biliyoruz. Bu anlamda çağrılarınız gerçekten çok önemli bizler için. Yayınımıza katıldığınız için de çok çok teşekkür ediyoruz sevgili hocam. Daha güzel, sağlıklı günlerde, daha vaka sayılarının da düştüğü günlerde yeniden konuşmak, görüşmek istiyoruz. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Çok sağ olun. Teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, aşılama sürecini konuştuk. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü ile. Bu akşamlık da böylelikle Haber Artı'nın sonuna geldik. Yarın saat 19'da ana haber bültenimiz. Arkasından da saat 20'de Haber Artı ile yeniden karşınızda olacağız. Çıkış yolunu kaçırmayın diyoruz ve hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.